kuzu göbeklerini yıkadık. Ebelerle beraber, göbek ebesiyle beraber yıkadık. Biraz suda bekletiyoruz. Göbekleri ikiye kestik, ayırdık. İçinde herhangi bir toprak ya da böcek varsa onları temizledik. Ebeyle beraber karıştırdık. Suda bekletiyoruz. Evet, biraz tereyağı ve zeytinyağı koyduk. Daha sonra soğan ve kuru biber. Biraz bunun pişmesini bekliyoruz. Daha sonra kuzu göbeği, yıkadığımız kuzu göbeğini ve ebeği buraya koyup bir ya da iki tane de yumurta kıracağız içine. Muhteşem bir yemek olacak. Evet, bulduğumuz kuşkonmazları da temizledik. Suda haşlıyoruz. Daha sonra bunları da kuzu göbeğin içerisine ilave edeceğiz. Evet. Kuru biber ve soğanın içine kuşkonmazı koyduk. Kuşkonmazları şimdi göbek ve göbek ebesini ilave ediyoruz. Yüksek ateşte pişirmeye devam ediyoruz. Suyunu saldı kuzu göbekleri gördüğünüz gibi. Ara ara karıştırıyoruz. Birazdan kızarmaya başlayacak. O zaman da onu çekeceğim. Evet, kuzu göbeklerimiz kızardıktan sonra isteğe göre yumurta da kırabilirsiniz. İki tane kırmak istedik. İki tane yumurta kırmak istedik. Evet, biraz tuz, karabiber, istediğiniz baharatları da isteğinize göre koyabilirsiniz. Evet, pul biber, karabiber, tuz ekliyoruz. Biraz tuz. Şimdi yumurtalar pişirinceye kadar devam ediyoruz. Tam bir şifa deposu kuzu göbeğimiz, göbek ebesi, kuşkonmaz pişti. Yumurta da koyduk içine. Afiyet diyeceğiz hepinize. Herkese afiyet olsun. Umarım yararlı bir video olmuştur.